Mutfağımızda olduğu gibi size önce sağlık diliyorum, huzur diliyorum, mutluluk diliyorum. Kolay gelsin. Rutin basın toplantımızı bugün ağırlıklı olarak Genel Başkan Yardımcımız Sayın Onursal Adıgüzel sürdürecek. Malum 2 gündür kamuoyunda bir tartışma var. Havuz medyasında dün akşam bütün kanallar geniş geniş YSK ve Bay Kemal tartıştılar. Biz bundan son derece memnunuz. Konuşan Türkiye'den korkmamak lazım. Konuşmayan Türkiye'den korkmak lazım. Ama bir şey söyleyeyim. Bay Kemal konuşuyor. Beylerde bir panik. Bay Kemal konuşuyor. Beylerde bir telaş. Şunu hep söyledim. Recep Tayyip Erdoğan Bay Kemal paranoyası yaşıyor. Darbe paranoyası bitti. Darbeden beslendi. Şimdi Bay Kemal paranoyası yaşıyor. Avanesinde de bir Bay Kemal paniği var. Bir Bay Kemal telaşı var. Erdoğan'dan sanıyorum azar işittikçe de bakanlar boy boy çıkıp Bay Kemal'e laf yetiştirmeye çalışıyorlar. Biz esasen bundan son derece memnunuz. Yaptığımız etkili aynı zamanda yapıcı muhalefetin hükümete olumlu adımlar da zaman zaman attırabildiğini böylece görmüş oluyoruz. En son 3600'de olduğu gibi. Şimdi umarım, dilerim ki bu tartışma Yüksek Seçim Kurulu'nu ama daha ziyade İçişleri Bakanlığı'nın sorumluluğundaki MERNİS'i yeniden bir ele alınmasına, elden geçirilmesine vesile olur. Evet, tekrar söylüyoruz. Bu işin partimizdeki mesulü, sorumlusu ve mimarı Onursal Adıgüzel'le beraber söylüyoruz. Evet, Yüksek Seçim Kurulu'nda olmayan bilgiler Cumhuriyet Halk Partisi'nde var kardeşim. Var. Bunu söyler söylemez, vay efendim bu kişisel verileri koruma mevzuatına aykırı, bu suçmuş diye İçişleri Bakanı da 3 maddelik kamuoyuna bir açıklamada bulunmuş. Bu 3 maddenin birine ben cevap vereceğim ama ikisine Sayın Onursal Adıgüzel uygun bir lisanla cevap verecek. Mesela ama şunu söyleyelim. Kaç Suriyeli seçmen var diye YSK'ya sorun, bu bilgiyi alamazsınız. Ama Cumhuriyet Halk Partisi'nde var. Suriyeliler de bu ara maşallah TOKİ'den de epey, TOKİ üzerinden de bizim vatandaşlarımız için yapılan konutlar Suriyelilere de dağıtılmaya başlanmış. Biz ayrımcılık yapmıyoruz. Ama benim vatandaşımın başını sokacak yeri yokken Suriyelilere TOKİ üzerinden Türkiye'de konut sahibi yapmak doğru değil. Ahlaki değil, adil değil. Vatandaşa saygısızlık, bunun da altını çizmek istiyorum. Mesela kaç mükerrer seçmen var? Şimdi Onursal Bey biraz sonra onları tane tane anlatacak. Herkesin anlayacağı gibi anlatacak. Bizde var. Bu seçimde kaç seçmen ilk defa oy kullanacak? Bizde var. Milimi milimine var. Küsuratıyla beraber. Mesela 7 kriteri aynı anda aynı olan kaç seçmen, seçmen sayısı ve illere dağılımı var? YSK'ya bunu sorun, vallahi bilemez. Yani adı, soyadı, ana adı, baba adı, doğum yeri, doğum tarihi ve cinsiyeti. 7 kriteri taşıyan, 7 kriteri de aynı olan seçmen sayısını Onursal Bey şimdi söyleyecek. Ama YSK bilemez. Bunları çoğaltmak mümkün, bunlara değerli arkadaşım değinecek. Ama ben şunu söyleyeyim. Sayın Soylu kamuoyuna açıkladığı CHP'ye kendince ayar veren, tehdit eden açıklamasının 2. maddesinde demiş ki, eğer bahsettiğiniz konu YSK'nın her yıl siyasi partilere verdiği bilgilerin partilerce tasnifi ise kamuoyunu yanılttığınız ve kurumları töhmet altında bıraktığınız için hemen özür dileyin demiş. Bir yerde de 3'te de kişisel verileri koruma mevzuatına aykırı iştir, adli bir vakadır demiş. Şimdi ben Soylu'ya buradan söyleyeyim. Biz YSK'yı töhmet altında bırakmıyoruz. YSK kendine kanunla çizilmiş görevleri yapar, eksik yapar. Onları arkadaşım söyleyecek. İçişleri Bakanlığı yani MERNİS işi doğru yapamadığı için, YSK tüm verileri oradan otomatik aldığı için de YSK'nın hatalarında büyük çoğunluğunun sorumlusu iç işleridir, bakanlığıdır. Suç işleri diyoruz ya biz, orasıdır.
Dolayısıyla Soylu'dur. Aslında Soylu bu tebliğiyle kendi kusur ve ayıplarını örtmenin telaşına düşmüştür. Onu da söyleyeyim. Şimdi Soylu'ya 5 tane töhmet söyleyeceğim. Sen mafyadan ayda 10.000 dolar alan milletvekili var diyerek mevcut ve eski tüm parlamenterleri, milletvekillerimizi yani yaklaşık 4.000 kişiyi töhmet altında bıraktın. Önce bu ayıbını temizle. Sen İstanbul Belediyesi'nde 450 terörist var diyerek İstanbul Büyükşehir Belediye emekçilerinin tamamını töhmet altında bıraktın. Bu ayıbını temizle. Sen 299 belediye meclis üyesi adayı, il genel meclis adayı terörist diyerek Türkiye'deki bütün belediye meclis üyelerini ve il genel meclis üyelerini töhmet altında bıraktın. Önce bu ayıbını temizle. Ve adres kayıt sistemi sende, nüfus hizmetleri sendeyken 2008'den beri seçmen kütükleri adres kayıt sistemine göre düzenlenir iken YSK'nın bunca hata yapmasına senden çıkan veriler de önemli bir sebep oluşturduğu için İçişleri Bakanlığı'nı töhmet altında bıraktın. Önce bu ayıbını temizle. Bir ayıbını daha temizle. Sezgin Baran Korkmaz'ı yurt dışına kaçırmak suretiyle koskoca Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni töhmet altında bıraktın. Önce bu ayıbını da temizlersen iyi olur Süleyman Bey. Yoksa reisine şirin görüneceğim, CHP ile cebelleşeceğim diye saçma sapan kamuoyu duyurularıyla kendini daha fazla rezil etme. Kimseden özür dileyecek halimiz yok. Özür dilenecek iş yapmıyoruz. Kimseyi töhmet altında bırakmadık. Sen Türkiye'nin yarısını töhmet altında bıraktın. Özür dilenecekse de sen dileyeceksin. Evet, sevgili Onursal, bundan sonraki bölümde meseleyi tane tane sizlere ve kamuoyuna anlatacak. Hatta Bilal anlatır gibi anlatacak muhtemelen. Değerli basın mensupları, hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Engin Altay başkanım da söylediği gibi öncelikle kamuoyunu meşgul eden bir iki gündür süren bir tartışma var. Adalet Kalkınma Partisi sözcüsünün başlattığı, Sayın Genel Başkanımızın seçmen listeleriyle ilgili söylemiş olduğu bir cümleden bir fırtına koparmaya çalışan bir anlayış var. Havuz medyası. Bununla birlikte en sonda İçişleri Bakanı'nın katılmış olduğu bu tartışma aslında Adalet Kalkınma Partisi'nin ülkeyi yönetenlerin bilimden, akıldan, veri biliminden ne kadar uzak olduğunu gösteriyor ve bu açıklamalar bizi hayrete düşürüyor. Bugün bu açıklamayı yapma gerekliliğimiz de aslında bu kirli propagandaya, algı yönetimine karşı Cumhuriyet Halk Partisi'nin neler yaptığını adım adım sizle paylaşmaktır. Değerli basın mensupları, Genel Başkanımız çok basit ve net bir ifade kullandı. Dedi ki, bizim elimizdeki seçmen bilgileri YSK'nın elinde yok dedi. Çok açık ve net, somut bir gerçekliği ifade etti. Gördük ki Adalet Kalkınma Partisi sözcüleri bir telaşa kapıldılar. Cumhuriyet Halk Partisi'nin yasalara, kanuna uygun bir şekilde yaptığı çalışmayı gölgelemeye çalıştılar. Ben en son söyleyeceğimi ilk söylemek isterim. Adalet Kalkınma Partisi önümüzdeki ilk seçimleri kaybetme korkusuyla suyu bulandırmaya çalışıyor. Değerli basın mensupları, aslında seçmen verilerinin partilerle paylaşılması 298 sayılı temel seçim hükümleri ve seçmen kütükleri hakkındaki kanuna dayanarak belirleniyor. Yani seçime katılma yeterli olan siyasi partilerle seçsiz sistemi üzerinden YSK bilgileri paylaşıyor. Peki YSK bu bilgileri nereden alıyor? YSK bu bilgileri İçişleri Bakanlığı'nın MERNİS sisteminden alıyor. YSK'nın bu bilgileri mantıksal olarak işleme yetkisi yok. Ama İçişleri Bakanlığı bu bilgileri kontrol etmek zorunda. Cumhuriyet Halk Partisi de seçsizden, Adalet Kalkınma Partisi gibi, Milliyetçi Hareket Partisi gibi bütün partilerin sahip olduğu aynı bilgileri alıyor. Sonra da YSK'nın yapmadığı kontrolleri, İçişleri Bakanlığı'nın yapmadığı çapraz kontrolleri ve analizleri yapıyor. Aynı zamanda veri zenginleştirmesi de yapıyor. Yani YSK'nın verdiği verilerle yetinmiyor.
aynı zamanda veri zenginleştirmesi yapıyor. Bunu da nasıl yaptığımızı adım adım sizle paylaşacağım. Fakat veri, malumat ve bilgi arasındaki farkı idrak edemeyen iktidar temsilcileri meseleyi başka bir yere çekme gayretinde. Çağımız dijitalleşme çağı. Herkes büyük veriden bahsediyor. Verinin ne kadar değerli olduğundan, doğru işlenmesi gerektiğinden bahsediyor. Ama bizim iktidar temsilcileri ne hikmetse buradan algı yönetmeye çalışıyorlar. Ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu çağda yapmış olması gereken ve en önemli başlıklardan biri olan veri analizini, veri zenginleşmeyi de algı yönetimiyle sorunlu bir iş olarak göstermeye çalışıyorlar. Tabii gel gelelim, hiçbir şey olmasa da bir şeyler oldu diyen Adalet Kalkınma Partisi temsilcileri ne kadar benim anlatacağım teknik detayları anlayacaklar şüphelidir, bilemem. Ama ben kamuoyunun bu kirli algı yönetimine karşı bilgilenmesi ve Adalet Kalkınma Partisi'nin sözcülerinin bu saldırısını boşa çıkarmak için sizle yaptığımız çalışmaları adım adım paylaşmak istiyorum. Cumhuriyet Halk Partisi dijitalleşmeye çok önem veren bir parti, bilime inanan bir parti ve teknolojiyi de her gün daha da geliştirerek kullanmaya çalışan bir parti. Bu çerçevede 2009 yılından bugüne YSK bizle seçmen verilerini dijital ortamda da paylaşıyor. Her seçim döneminde iki defa bilgi alma şansımız var bizim YSK'dan siyasi parti olarak. Bununla birlikte seçmen verilerini seçim döneminde de tekrar paylaşıyorlar. Kamuoyunda bir yanlış algı oluşmasını istemediğim için söylemek isterim. Yani siyasi partiler seçmen verilerini sadece seçim günü ya da seçim takvimi başladığında görmüyorlar. Bu dönemde belirli hakları var ve biz de bu haklarımızı kullanıyoruz. Bu haklarımız doğrultusunda da aldığımız verileri çeşitli analizlerle takip ediyoruz. Örneğin 2009'da seçmen olan biri bugün hala seçmen mi, buna bakabiliyoruz. Onursal Adıgüzel 2009'da nerede oy kullanmış, bugün hangi seçmen listesinde var, bunu kontrol edebilecek bir altyapımız var. Ve seçmen listelerinde çeşitli çapraz kontroller yapıyoruz. Ne var bu çapraz kontrollerin içinde? Bu çapraz kontrollerin içinde özellikle bir ilçedeki seçmen hareketliliği var. Düşünün ki bir ilçeye yeni bir seçmen gelmiş. Bu seçmeni biliyoruz. Eğer yaşı bu seçmenin 18-19 yaşındaysa ilk defa oy kullanacak biri diyoruz. Ama bu kişi 60'lı yaşlarında ve Suriye doğumlu biri ise Suriyeli bir yabancı seçmen yapılmış diyoruz. Bunu orada görebiliyoruz. Aynı şekilde o bölgeden giden seçmenleri görebiliyoruz. Listeden düşenleri görebiliyoruz. YSK'nın bizle paylaştığı çerçevede engelli seçmenleri görüyoruz. Demografik yapı analizi yapıyoruz. İşte Ankara'da en çok hangi doğum yerine sahip olan seçmenleri görebiliyoruz. Bunların hangi mahallede yaşadığına kadar görüp orada seçim stratejimizi, propaganda çalışmalarımızı şekillendirebilme fırsatımız var. Birinci adım analizlerimiz Adalet Kalkınma Partisi temsilcilerinde söylediği ham YSK listeleri üzerinden yapmış olduğumuz karşılaştırmalar. Ama biz bununla da kalmıyoruz. Biliyorsunuz Cumhuriyet Halk Partisi çok köklü bir parti ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin 1 milyon 300 bin üyesi var. Biz 1 milyon 300 bin üyemizin verisi de nerede var? Yargıtay'da var. Yargıtay'da olan, bizde de Yargıtay'a bildirmiş olduğumuz bu veriler var. Bu verileri tekrar seçmen listesiyle birleştiriyoruz. Şöyle düşünün. Engin Başkan'ın biraz önce ifade etti. YSK bize adını, soyadını, yani aslında bir seçmenin muhtarlıkta asılı olan bilgilerini veriyor. Ya da size seçmen kartıyla gelen bilgilerini veriyor. Ama biz bunun yanına Onursal Adıgüzel aynı zamanda Cumhuriyet Halk Partisi'nin üyesi. Cep telefonu var bizde. Bununla birlikte partide almış olduğu görevleri biliyoruz. Mail adresi var bizde. Onursal Adıgüzel aidat ödüyor mu partisine, bunu takip ediyoruz. Bununla birlikte hangi eğitimi almış? Şu an mesleğine. Bunların hepsini görüp bu veriyi zenginleştirme fırsatımız var. Bizim bir ekosistemimiz var. Bu ekosistemimize kapalı bir sistem ve kişisel veriler kanunu çerçevesinde dahil olan gönüllülerimiz var. Sandık görevlerimiz var. Bunların hepsinin verilerini alarak verileri zenginleştiriyoruz ve bunu çalışmalarımızda kullanmaya devam ediyoruz. Ne olmuş oluyor? Tam da Sayın Genel Başkanımızın söylediği gibi YSK'nın bir adım önüne geçmiş oluyoruz. Yani YSK bize ham veriyi verdi. Biz onu önce işledik. Sonra üye verimizle birleştirdik ve onlardan daha çok verimiz var. Yetmiyor. Aynı zamanda öyle analizler yapıyoruz ki risk gördüğümüz seçmenler olabiliyor. Nasıl? 100 yaşının üzerinde. Birazdan örnekleri de göstereceğim ama ilk defa seçmen olmuş. Ya da bir kapı numarasında, düşünün ki İstanbul'da bir dairede 40, 50, 60 seçmen var. Diyoruz ki ilçe başkanlığımıza dönüp, bunların hepsi
bir algoritmayla hızlı bir şekilde işleniyor. Biz bu listeyi aldıktan sonra birkaç saat içinde arkadaşlarımız bu çalışmayı bitirmiş oluyor ve bu defa saha kontrolleri başlıyor. İlçe başkanımıza diyoruz ki git bu evi kontrol et. Burada bir sorunlu seçmen var. Gidiyor bize geri bildirim alıyor. Artı bir bilgi daha almış oluyoruz. Ya da gidip o kapıyı çalıyor diyor ki burada 40 kişinin yaşaması imkansız. Burası 100 metrekare bir daire. Nasıl 40 kişi yaşayabilir? Bu verileri de tekrar kendi sistemimize işliyoruz. İşlemek yetmiyor. YSK'yı da bu konuda uyarıyoruz. Her adımda. Bakın burada bir sorun var. Aynı zamanda ilçe seçim kurullarına gidip itirazlar yapıyoruz. YSK'ya bildiriyoruz bu sorunları ki seçmenin iradesine bir leke sürülmesin. Tabii ne olmuş oluyor? Aslında YSK'nın bu anlamda da iki adım önüne geçmiş oluyoruz. Hem eldeki verileri birleştirdik, zenginleştirdik. Aynı zamanda saha kontrolleri yaptık. YSK'nın kontrol yapma gücü yok, yetkisi yok, görevi de değil. Bunu kim yapabilir? İçişleri Bakanlığı'nın kolluk kuvvetleri yapabilir ama eğer bir dairede 60 kişi, 70 kişi oturuyorsa bir kapı numarasında bu görevi yapmak aslında Süleyman Soylu'ya düşer. Yani işin aslında Big Data çağında siyasi partinin yapılacağı analizlerin hepsini yapıyoruz. Özetle bunları da YSK ile paylaşıyoruz ve verilerimizi zenginleştirerek süreci ilerletiyoruz. Değerli arkadaşlar, burada yapmış olduğumuz analizlerin somut sonuçları da var. Genel Başkanımız bu somut sonuçlardan da bahsediyor. Bu 2018 seçimleri öncesinde bizim Yüksek Seçim Kurulu'na gönderdiğimiz 87 isimden oluşan bir liste. 87 isim var burada. Biz biraz önce söylediğim gibi analizler yaptık. Neydi birinci analizimiz? 100 yaşının üstünde ve 2009'dan beri bizde olan seçmen listelerinde ilk defa var. Sorundu. Sorduk ilçemize, ilçemiz de bir ön kontrol yaptı, sorunlu dedi. Bunu YSK'ya gönderdik ve YSK bunların yanlış olduğuyla ilgili bize geri bildirim yaptı. Ama burada çok daha büyük bir sorun var. İçişleri Bakanlığı'nın bunu duyunca utanması lazım. Bu sorun Cumhuriyet Halk Partisi tarafından düzeltildi. Bakın, soy ismi olmayan seçmenler gönderildi bize. 2018 yılında seçimlere bir hafta var ama soy ismi olmayan seçmenler var. Soy ismi olmayan seçmenlere düzeltmelerini söyledik ve bu sayede bugün partilere gönderilen listelerde soy ismi olmayan seçmen kalmadı. Bu düzeltmelerimiz sayesinde ve bu sorumuza, yani bu 87 kişiyi bize gönderdiniz ama bunların seçmen olduğu konusunda bizim şüphelerimiz var sorusuna YSK'nın vermiş olduğu cevabı okuyorum değerli arkadaşlar. Listede bulunan seçmenler Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü MERNİS kimlik paylaşım sisteminde ölüm araştırması sebebiyle kapalı kayıtlardır. 16.04.2017 tarihinde yapılan 2017 halk oylamasından sonra muhtelif zamanlarda MERNİS kimlik paylaşımı sisteminden alınan kayıtlarda durum bilgilerinin açık olması sebebiyle seçmen kütüğünde oy kullanabilir olarak güncellenmiştir. Yani diyor ki YSK, bende bir sorun yok da diyor, bu İçişleri Bakanlığı'nın MERNİS sisteminde sorun var diyor ve ben bu seçmenleri tekrar kapatacağım, oy kullanamayacaklar diye bize geri dönüş yaptı. Bunun içinde kim var? Ali Ertürk diye biri var. 1907 Adana doğumlu, ilk defa seçmen olmuştu o zaman. Bunun içinde kim var? 1895 doğumlu, soy ismi olmayan Gülsüm Hanım var. Yine bu listede İzmir Menderes'ten 1871 doğumlu, soy ismi olmayan Ayşe Hanım var ama bunun kimlik numarası ve diğer bilgileri var. Bunların hepsini Cumhuriyet Halk Partisi yapmış olduğu çalışmalarla düzeltti. Aslında biz Seçsiz sistemiyle paralel çalışan, oradan aldığımız ve bütün partilerin almakta serbest olduğu bilgileri işliyoruz ve bunun doğrultusunda da çalışmaların doğru bir şekilde sandığa yansımasına çalışıyoruz. 2019 seçimleri öncesinde yine buna benzer analizleri yaptık. Dönemin YSK Başkanı Sadi Güven de yaptığımız itirazların doğru olduğunu söyledi. Bu yaptığımız çalışmalar sonucunda da Engin Bey'in biraz önce söylediği mükerrer seçmen sorununu ortadan kaldırdık. Kimlik numarası üzerinden tek tek takip ediyoruz, bir mükerrer seçmen olmasın. Ama kimlik numarası yetmez, diğer bütün bilgilerini karşılaştırıyoruz ki acaba bir kişiye çift kimlik numarası verilmiş olabilir mi? Böyle riskler görüyorsak gidip yerinde kontroller yapıyoruz yine arkadaşlarımıza. Bir bölgeye gelen yeni seçmenler, yabancı seçmenler, hepsini adım adım incelediğimiz ve çalıştığımız bir süreç var. Yine önemli bir örnek olduğu için vermek istiyorum. 2019 seçimlerinde basın mensupları da çok iyi hatırlayacaktır. Yine bir kapı numarasında Üsküdar'da 40 seçmen olduğunu görünce gittik. Burada kim var diye Adalet Kalkınma Partili bir meclis üyesinin evi çıktı. Soy isimleri farklı. Bu evde 40 seçmen, yani seçmen yığması yapılmış.
güçsüz olduğu bölgelerden ya da güçlü olduğu bölgelerden Üsküdar seçimine sonucunu değiştirmek için seçmen yığması yapılmış. Bunu nasıl belirledik? Bunu kurmuş olduğumuz sistemle, yapmış olduğumuz analizlerle belirledik. Bir hanede 5'ten fazla kişinin oturduğu listeyi çıkar dediğimizde bir kapı numarasında, bizim sistemimiz bunun sonucunu bize veriyor. Ama bunu yapmak isterse Adalet Kalkınma Partisi de yapabilir, Milliyetçi Hareket Partisi de yapabilir, başka bir parti de yapabilir. Hiçbir sorun yok. Ama bu tespitlerimiz sonucunda ilk defa Sadi Güven de bunu kabul etmiştir ki 50 binden fazla seçmenin kayıtları donduruldu. Ama yetmedi. Çünkü Adalet Kalkınma Partisi bu meseleye samimi bir şekilde bakmıyordu. Bizim değerli basın mensupları, aslında yaptığımız bu çalışmaların hepsi seçmenin iradesinin sandığa doğru bir şekilde yansımasını sağlamak. İktidar temsilcilerinin de bundan rahatsız olmaması gerekiyor. Tam tersi, Cumhuriyet Halk Partisi'ne teşekkür etmeleri gerekiyor. Ama izliyoruz, talimatla yazılar yazdırılıyor, akıl almaz açıklamalar yapılıyor. Dün televizyonlarda izledik. Deniyor ki ilk defa oy kullanacak seçmeni Cumhuriyet Halk Partisi nasıl belirledi? Eğer bir önceki seçimde, 2019 seçimlerindeki seçmen listesi sizde varsa, bunu son aldığınız listeden çıkarırsanız ilk defa oy kullanacak seçmen listesine ulaşmış olursunuz. Aslında bu bir basit bir matematik meselesi. Ama bunu birileri kendi içinde kafa karıştıracak araçlara dönüştürmeye çalışıyorlar. Değerli milletvekilleri, Adalet Kalkınma Partisi bütün devlet gücüyle çeşitli ayak oyunları yaparak seçimlerle ilgili kendini tekrar iktidara taşımaya çalışıyor. Biz de Cumhuriyet Halk Partisi olarak veri bilimini en hakiki mürşit kabul ettik. Adalet Kalkınma Partisi'nin ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin de sahip olduğu verilere teknik çalışmalarla anlam kazandırılarak bu devlet gücüyle mücadele ediyoruz, mücadele etmeye devam edeceğiz. Görüyoruz ki birileri ayak oyunlarının bozulacağından korkuyor ama biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu süreci takip etmeye devam edeceğiz. Gördük ki dün İçişleri Bakanı olaya yeni bir boyut getirdi. Dedi ki benim dedi kişisel veriler kanunu hassasiyetim var dedi. O zaman ben de buradan İçişleri Bakanı'na iki önemli sorular sorarım. Şu bavulların hesabını verecek mi bize? Ne var bu bavullarda değerli arkadaşlar? 2019 İstanbul seçimlerini hatırlayın. 2019 İstanbul seçimlerinde Adalet Kalkınma Partisi seçimi kaybetmiş olmanın vermiş olduğu telaşla ne yapacağını şaşırdı. Ne yapacağını şaşırdı ve binlerce seçmenin çok hassas kişisel sağlık verilerini bu bavullara doldurdu, YSK'ya götürdü. Adalet Kalkınma Partisi hangi güçle, hangi bakanlığın emriyle, Sağlık Bakanlığı mı, Adalet Bakanlığı mı, Çalışma Bakanlığı mı, İçişleri Bakanlığı mı bu verileri elde etti? Sayın İçişleri Bakanı bunu sordu mu? İkinci olarak yine kamuda çalışan görevlilerin verileri Adalet Kalkınma Partisi'ne teslim edildi. Onlar da İstanbul'da seçim sandıklarında görevli memurların memur olup olmadığını araştırdı. Bu veriler kimler tarafından Adalet Kalkınma Partisi'ne teslim edildi? Bunu sordu mu? Bu bavullardaki verilerin hesabını sordu mu ki bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nin aslında bütün partilerin aldığı verilerle hazırlamış olduğu çalışmalara çamur atmaya çalışıyor. İkinci sorum. Yine İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımızın görüntülerini MOBESE'de paylaşan ki İçişleri Bakanlığımızın sorumluluğu altındadır biliyorsunuz MOBESE kayıt sistemi. Paylaşan kişilere soruşturma açma yetkisini neden vermedi? Soruşturma açma iznini neden vermedi? Bunu açıklamasını bekliyoruz. Değerli basın mensupları, seçmenlerimizin içi rahat olsun. Adalet Kalkınma Partisi, Cumhur İttifakı kaybetmenin paniği içindedir. Bizse yapmış olduğumuz çalışmalarla denetlenebilir, şeffaf bir seçim sürecinin önünü açmaya çalışıyoruz. Biz seçmenin iradesinin sandığa doğru yansımasını sağlamaya çalışıyoruz. Değerli basın mensupları, kimse kusura bakmasın. Biz Türkiye'de seçim güvenliğini parti devletinin insafına bırakacak değiliz. Eğer biz bu titiz çalışmaları sürdürmeseydik, biz veri bilimine inanmasaydık, veriye dayalı çalışmalar yapmasaydık, emin olun
6 Mayıs'ta haksız, hukuksuz yere İstanbul seçimlerini iptal eden YSK'nın inisiyatifine kalırdık. Vatandaşlarımıza şunu söylemek isterim, hiç şüpheleri olmasın. Biz bu süreci yine adım adım titizlikle takip etmeye devam edeceğiz. YSK'yı, Adalet Kalkınma Partisi'ni, İçişleri Bakanlığı'nı bir adım arkalarından takip edeceğiz. Bütün analizlerimizi yapacağız ve bu süreçte kamuoyunu aydınlatacağız. Hiç kimsenin merak etmesin, geliyor, gelmekte olan sizlere çok teşekkür ediyorum. Yine Grup Başkan Vekilimiz Sayın Engin Altay'a da bu basın açıklamasını benimle paylaştığı için tekrar teşekkür ediyorum. Soru var mı arkadaşlar? Buyurun. Bu hükümet muhalefetten çekiniyor, Bay Kemal'den korkuyor ama sanattan da korkuyor. Sanata saygısı yok. Sanattan anladıklar, bu kafaların tabii, bu yasaklayan kafalar için bunu söylüyorum. Sanattan anlamadıkları ve sanatı kendi taktıkları at gözünden baktıkları dünya üzerinden görmeleri böyle olumsuz sonuçlara yol açıyor. Bölge ahalisi, bölgedeki vatandaşlarımız bu yasak kararını alan başkanla ilgili gereğini ilk seçimde zaten yapacaklardır. Ama herkesi akıllı olmaya ve sanata saygılı olmaya davet etmek de bizim görevimiz arkadaşlar. Çok güzel anlattı. Buyurun. Her seçim döneminde iki defa isteniyor. Biz de kendimize göre çalışmalarımızı planladığımız periyotlarda istiyoruz veriler. Tabii 2019 seçimlerinden bu yana bir liste aldık biz ama diğer liste için biraz daha zaman geçmesini bekliyoruz. Bir kere istedik, evet, ikinciyi alacağız. İkinci katmanlandırmada söyledim. Cumhuriyet Halk Partisi üyeleri için ve gönüllüler için, Cumhuriyet Halk Partisi ekosistemine dahil olanlar için. Ama yine bu veriler de bizim YSK'dan bir adım önde olduğumuz veriler. 1.300.000 Cumhuriyet Halk Partisi üyesinin, bununla birlikte fazla üyesinin hatta, bununla birlikte işte gönüllülerimizin bizim ekosistemimize dahil olup kişisel veriler kanunu çerçevesinde bizle veri paylaşan özellikle gönüllerimizin, görevlilerimizin bilgileri de var sistemimizde. Ama bunların hepsi kapalı bir sistemde tutuluyor. Halka açık değil. Ama dediğim gibi Adalet Kalkınma Partisi'nin tek derdi algı yönetmek. Biraz önce yabancı seçmen meselesini de vurguladım. Hangi ilçede bugün kaç yabancı seçmen var en son aldığımız listede görebiliyoruz. Bunu 2019'la karşılaştırabiliyoruz. Bunların hepsini analiz etme fırsatımız var. Gördüğümüz tabloya göre de Suriyelilerin, özellikle Afganların, İranların, Iraklıların sayısının ve Libyalıların sayısının da yüksek olduğunu görüyoruz şu anki analizlerimizde. Ara ara İçişleri Bakanlığı da paylaşıyor ama soru önergelerimize maalesef cevap vermiyorlar. Biz de bilimin ışığında kendi yöntemlerimizi geliştirmeye çalışıyoruz. Ona bir tam olarak bakmam lazım, yanlış bir şey söylemişim. Şimdi şöyle arkadaşlar, Kızılırmak Köse Dağı'ndan doğar, Bafra'dan Karadeniz'e dökülür. Bu bir bilgidir. YSK'daki bilgi bu, örneğin. Ama Onursal Bey'de ve Cumhuriyet Halk Partisi'nde Kızılırmak'ın doğduğu dağdan Bafra'da denize döküldüğü yere kadar olan mesafesi, debisi, o süreçte ona katılan diğer çaylar, diğer nehirler bizde var. Bu bilgi herkeste de olabilir. Yani bu bilgi AK Parti Genel Merkezi de isterse bunları derler, toparlar. Yani YSK'nın verilerini biz inceliyoruz, beylere göre kabahat işliyoruz. Biz bunları veri tabanımıza işliyoruz, beylere göre kabahat. Biz bunları veri tabanına işlerken düzeltiyoruz. Düzeltmekle kalmıyoruz. YSK'yı Onursal gösterdi. Diyoruz ki kardeş bunlar yanlış, bunları sen de düzelt diyoruz. YSK bize diyor ki tamam haklısınız, düzelteyim diyor. Biz daha ne yapalım? Yani ve yeni ve sağlıklı bilgileri de oluşuyoruz. Ya Ankara'daki seçmenlerin kimi özelliklerini bir siyasi partinin araştırması, öğrenmesinden daha doğal ne olabilir?
Demografik özellikler buna dahil. Yani Onursal söyledi, herkes rahat olsun. Cumhuriyet Halk Partisi her konuda ve her alanda seçime çok hazır. Bu sandıklar ve seçmen listeleri buna çok dahil. YSK'nın yani elbette gayretli çalışmaları var. YSK ile bir polemik yapmak derdinde değiliz. Kaldı ki ilişkimiz ve iletişimimiz de düzgün. Ama YSK'dan yapılan kaynaklı hataların temelinin Suç İşleri Bakanlığı verilerinden olduğunu da herkes bilsin lütfen. Çok teşekkür ederiz arkadaşlar. Sağ olun. Evet, hadi bakalım.